Bunlar gerçek hikayelerdir. Bazı durumlar, olaylar, kişiler ve zamanlar dramatik amaçlar için değiştirilmiştir. Kağıt üzerinde çok iyi bir çift gibi görünüyorlardı. Liz çocuklarını sever ama anne olmaktan nefret ederdi. Arkadaşlık uygulamasında kendisine ikinci bir kişilik yaratmıştı. Kötü çocuklarla çıkıyordu. Kesinlikle şehvet dolu bir çifttiler. Bazen perişan görünürdü. Yasak ilişkiler bir evliliğe mal olabilir, bir hayata mal olabilir. Bana bir felaket reçetesi gibi görünüyor. Tehlikeli oyunlar tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Üç hayat. Sonu çok daha ciddi oldu ve öyle olacağını düşünmüştüm. İki ihanet. Sensiz bir hayat düşünemiyorum. Bir ölüm. Aman tanrım, ön koltukta kan var. Biri katil. Olay yeri vahşiceydi. Kimin gerekçesi olabilir? Katil kim? Seni onu öldürecek kadar seviyor mu? Bu gibi hikayelerde peri masalları nadiren gerçek olur. Ölümcül ilişkiler. En zor zamanımda tükenmişliğin tüm ağırlığını hissederken beyaz bir şövalyenin atından aşağı eğilerek beni alıp uzaklara götürdüğü bir rüya gördüğümü hatırlıyorum. Liz bir yazardı. Yazmayı çok severdi. Brooks diye biri vardı. Bana tüm bu şeyleri vaat ediyordu. Bir keresinde Los Angeles dışında bulunan bir dergi için hikaye yazdığını hatırlıyorum. Sonra bir de Emilia vardı. Gökyüzünün ilk kez sevgiyle dolu olduğunu fark etmemi sağlayan küçücük bir yıldız gibiydi. Yazdıkları içtendi, gerçekti. Kendi hayatından ve deneyimlerinden yola çıkarak yazıyordu. Dünya geri kalan her şeyi alabilir. Mutluluğunuzu, amacınızı, ruhunuzu. Ama acınızı asla alamaz. Yasak aşklar, mevcut varlığınızdan kaçmak, kısa ve baştan çıkarıcı bir an için başka biri gibi davranmak anlamına gelebilir. Ancak bu kaçma ve saklanma arzunuzun acımasız gerçekliğiyle yüz yüze geldiğinizde ne olur? Norfolk, Virginia bir donanma şehridir. 20'li yaşlarda kısa saçlı bir erkekseniz, şehirdeki kadınlar donanma görevlisi olduğunuzu hemen anlar. Matthew Sullivan, Hint, Pasifik ve Atlantik Okyanusu'yla Orta Doğu'da 12 askeri göreve katılmıştı. Donanma Hürriyet Madalyası sahibi biriydi. Matthew İkmal subayıydı. O yüzden parlak bir üniforması yoktu. Balık tutmayı ve arazi motosikleti sürmeyi çok seviyor. Spor yapmaya bayılıyor. Yani tipik bir Amerikalı beyaz adam. Liz Sullivan'ın yüzünde her zaman kocaman bir gülümseme olurdu. Parlak gözleri vardı. Heyecana bayılırdı. Konuşmayı ve insanları çok severdi. Herkesle sohbet edebilirdi. Gerçekten çok çekiciydi. Liz özgürdü. Bulunduğu mekanda varlığını fark ederdiniz. Sizinle aynı eyalette olduğunu bile hissederdiniz. Liz Show'un tartışmasız yıldızıydı ve müthiş bir şovu vardı. Matt, 4 ya da 5 donanma eriyle aynı evde yaşıyor. Liz de yolun hemen karşısında oturuyordu. Liz o sıralarda gerçekten çok kötü giden bir ilişkiyi yeni bitirmişti. Zor bir dönemdeydi. İçiyordu ve bir değişikliğe ihtiyacı vardı. Sonra hayatına Matt adında biri girdi. Birlikte takıldılar. Beraber gülüp eğlendiler. İkisi de 25 yaşındaydı. Aynı yerde yaşıyorlardı ve beraber parti yapıyorlardı.
Bana Matt'in kendisini arayıp seninle bir şey konuşmam gerekiyor dediğinden bahsetmiş ve... ya bana kız arkadaşı olmamı teklif ederse diye sormuştu. Durup dururken birdenbire. Ama neticede Matt ona kız arkadaşı olmasını değil, evlenme teklif edecekti. Liz de evet dedi. Matt'le evlenmeye karar verdi ve bir de baktı ki ülkenin öbür ucuna San Diego'ya doğru sürüklenmiş. Birdenbire hamile kalmıştı. İlk çocukları doğduktan sonra Matt göreve gitti. Geri döndüğü ikinci çocukları oldu ve Matt yine göreve gitti. Birdenbire anne olmuştu ve bununla nasıl başa çıkacağını bilmiyordu. Ailesi de yanında değildi. Bu yüzden zaman zaman çok yılgın ve öfkeli olabiliyordu. Liz ile Matt'in ilişkisi çocuklar doğduktan kısa bir süre sonra bozulmaya başladı. Matt'in olmadığı zamanlarda pek dışarı çıkmıyordu. Çocuklarına bakmak zorundaydı. Kendisine Matt'siz bir düzen kurmuştu. Ama Matt eve döndüğünde her şey tamamen değişti. İki küçük kızı vardı. Ailesi ülkenin öbür ucundaydı. Arkadaşları ülkenin öbür ucundaydı. Bir tür kaybolmuşluk hissiyle boğuşuyordu. Liz'in hayatı gerçekten kökten değişmişti. Kendini çok yalnız ve izole hissediyordu. Akıl sağlığı için gerçek bir tehlike söz konusuydu. İlk günden itibaren kocasıyla ayrı yatak odalarında yattığını öğrendim. Bir gözlük mağazasında çalışıyordum. Yanıma geldiğinde üzerinde 3 beden büyük kırmızı bir fanila vardı. Üstünden dökülüyordu. Ve bebek arabasında da 2 bebeği duruyordu. Bu halde görmek isteyeceğim en son kişiydi. Onu hep çok bakımlı biri olarak hayal ederdim. Daha ne olup bittiğini sormadan hikayesini anlatmaya başladı. Bir saat içinde onun hakkındaki hemen hemen her şeyi öğrenmiştim. Neredeyse doğumundan başlayarak anlatmıştı. Liz evliliği konusunda çok açık sözlü biriydi. Hatta bazen insanı utandıracak kadar. Bana hayatımda cinsel anlamda bir şey kalmadı. Göğüslerim bile artık sadece bebeklerimi beslemek için var. Cinsel anlamda tam bir ölü gibiyim dedi. Matt'i en çok rahatsız eden şeylerden biri de buydu. Liz'in hafta sonları dışarı çıkıp biraz zaman geçirebileceği bir dönemdi. Ve bence buna çok ihtiyacı vardı. Ama Matt'in buna ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. İşe gidip geliyor, bir şeyler içiyor, yemeğini yiyor ve yatıyordu. Liz, Matt'in bu durumundan çok hoşnuttu bence. Nasıl olsa Matt evde. Ben de arkadaşlarımla dışarı çıkabilirim diyordu. Ne zaman dışarı çıkmayı planlasak, genellikle elinde bir şişe içecekle evime gelirdi. Ve ben de hep geç yatardım. Bir şeyler içerdik. Sonra biraz daha, biraz daha ve biraz daha içerdik. Onun yüzünden iki kez bizi bardan atmışlardı. Gerçekten çok eğlenceliydi. Matt'in Liz'e neler olduğunu anladığını sanmıyorum. Liz çocuklarını sever ama anne olmaktan nefret ederdi. Ve bence kendini bu role ne kadar adapte etmeye çalışsa da içindeki diğer Liz buna isyan ediyordu. Bir gün telefonumda bir arkadaşlık uygulamasına bakıyordum. Bilmeyenlere söyleyeyim. Kendinize partner bulduğunuz bir uygulama. Kaydır, 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 kaydır. Liz, o ne diye sordu. Ben de arkadaşlık uygulaması dedim.
Liz dedim, sadece bu uygulama. Peki bana göre de böyle bir uygulama var mı diye sordu. Evet, elbette var dedim. Sonra bana arkadaşlık uygulamasında tanıştığım biriyle çıktım falan demeye başladı. Her şey çok çabuk olup bitmişti. Sanırım bebek yapma fabrikası aniden yeni işlere açık hale gelmişti. Çok hevesli bir kullanıcıydı. Sanırım şu kötü çocuk denen tiplerle çıkmaktan hoşlanıyordu. Onlara hemen kapılırdı. Steven'ı nasıl öğrendiğime gelince sohbet etmeye başladık. Liz, şu arkadaşlık uygulamasını biliyorsun. Bu adam hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. Ben de çok tatlı, gerçekten çok tatlı dedim. Steven'ın evine gideceğini öğrenmiştim. Üstelik bir günlüğüne de değil, tüm hafta sonu için. Bilmiyorum. Matt'i nasıl ikna etti, hiç bilmiyorum. Tabii ikna ettiyse eğer. Belki benimle takılacağını söyledi, bilemiyorum. Belki de o noktada bunu çok da umursamıyordu. Ne istiyorsun? Ben değişiklik istiyorum. Peki aynı şeyi hissettiğinde ne elde edersin? Aklım almıyordu. Bu kadar aleni davranmak bana felakete davetiye çıkarmak gibi geliyordu. Liz'in hayatında birbirinden çok farklı iki taraf vardı. Ama tarafların birbirinden haberi yoktu. Bir tarafta kocası ve kızları vardı. Diğer tarafta yasak bir ilişki. Steve Sutton, golf ürünleri satan ünlü bir şirketin yöneticisiydi. John Daly, Tiger ya da benzeri biri yeni bir sopaya ihtiyaç duyduğunda, medya ekiplerinin üyeleriyle görüşen ve "Hey, bir sonraki açılışta bizim için bir sopa sallar mısın?" diyen adamlar vardı. İşte Steve Sutton o adamlardandı. Onu giderek daha yakından tanımaya başladı. Bana harika yönlerinden söz edip duruyordu. Steven açık havayı ve sörfü çok seviyordu. Bir yerlere, örneğin müzelere gitmeyi çok seviyordu. Liz'in ilgi duyduğu şeyleri yapmaya bayılıyordu. Liz onun hırsını, kendini geliştirme arzusunu gerçekten çekici buluyordu. Bu onun gerçekten hayranlık duyduğu bir özellikti. Çünkü kendisi de aynı özelliğe sahipti. Bence Liz ilişkiyi Steve'den daha fazla ciddiye aldı. Arkadaşlık uygulamasında kendine ikinci bir kişilik yaratmıştı. Profilinde adı yazmıyordu, fotoğrafta koymamıştı. Bu uygulamalardan birine üye evli biriyseniz böyle şeyler yapmazsınız zaten. Profil adı neydi? Aman tanrım, sanırım Andy Warhol'un modellerinden birinin adıydı. Eddie'ydi. Profil adı buydu. Steven bir süre onun gerçek adını öğrenemedi. Liz'in evli ve çocuklu olduğunu bilmiyordu. Liz ona gerçeği söylemek istemedi. Bir ilişkide doğruları söylememenin nasıl büyük bir sorun yarattığını anlatmama gerek bile yok. Ne yazık ki Liz herkese her konuda yalan söylüyordu. İşte bu yüzden dünyasının başına yıkılması da an meselesiydi. O zor durumdaydı. Steven'a söylerse her şeyin biteceğini ve geri dönüp Matt de Point Loma'da sıkıcı bir hayat sürmek zorunda kalacağını düşünüyordu. Bu yüzden kavga etmiştik ve bir süreliğine konuşmamıştık. Ama Steven denen bu adama gerçekten sırılsıklam aşıktı. Roslyn, Steve Sutton'ın sosyal çevresinden bir arkadaşıydı. Limuzin partilerinin, tekne gezilerinin çoğuna katılırdı. Onların sosyal çevrelerinin bir parçasıydı. Liz, Steven'ın oda arkadaşının kız arkadaşıyla pek iyi anlaşamıyordu. Liz açık sözlü ve cazgırdı. Bir şeyden hoşlanmadığında sözünü sakınmazdı. Lafı dolandırmazdı ve her şeyi olduğu gibi söylemekte hiçbir sakınca görmezdi. Çok fazla arkadaşı yoktu. Bilhassa kızlarla arkadaş olamıyordu. Özellikle bizzat kendisine tehdit oluşturabileceği kızlarla büyük sorun yaşıyordu. Rosalyn diğerleri eğlenirken park alanına gitmiş,
ve Elizabeth'in arabasındaki iki çocuk koltuğunu fark etmiş ve kendi kendine acaba bize hiç sözünü etmediği bir ailesi mi var diye düşünmüş. Tabii ki onu ispiyonlamak için bu fırsatı kaçırmamış. Çocuk koruma hizmetlerini aramış ve bu kadının ailesinin ya da çocuklarının nerede olduğunu bilmiyorum ama aracında iki çocuk koltuğu var. Saat sabahın 4'ü, belki bu konuyu araştırmak istersiniz demiş. CKH de Elizabeth Sullivan hakkında bir soruşturma başlatmış. Çocuk koruma hizmetleri hafta içinde Liz'in evine gitmiş. Çocukları kontrol etmişler ve her şeyin yolunda olduğunu görmüşler. Ama Matt'i durumdan haberdar etmek zorundayız. Kanun böyle demişler. Liz'e Matt durumunu çocuk koruma hizmetleri öğrenmeden önce ona sen söyle dedim. Matt, Liz'in Steven'la olan ilişkisini bu şekilde öğrendi. Ve çok çok kızdı. Yaşadığı bu çifte hayat bir noktadan sonra elinde patlamıştı. Steven adı bu soruşturmada ortaya çıktı. Çocuk koruma hizmetleri Steven Sutton'ı sorgulamaya gitti. İşte o zaman Liz her şeyi itiraf etti. Evli ve iki çocuk annesi olduğunu söyledi. Steven bunların hiçbirini hesaba katmamıştı. İyi vakit geçirdiği biriyle tanıştığını sanıyordu ama şimdi onun evli ve çocuklu olduğunu öğrenmişti. Liz artık omuzlarına yüklenmiş bir yük gibi görünmeye başlamıştı. Artık kocası erkek arkadaşını, erkek arkadaşı da kocasını biliyordu. Çocuk koruma hizmetleri de işin içindeydi. Bu iş hızla sarpa sarmaya başladı. Liz bana Matt'in ailesini buraya taşıyacağını söyledi. Matt onlarla temasa geçmiş ve Liz çocuklarımla hiç iyi ilgilenemiyor. Onlara bakmak için Minnesota'dan ayrılıp benim evime taşınmanızı istiyorum demiş olmalı. Aileyi buraya taşıma kararının bardağı taşıran son damla olduğuna %100 inanıyorum. Liz, Matt'in ailesinin kendisini sevmediğine inanıyor. Çocuklarını kendisine karşı kışkırtabileceklerinden ve kendisine kötü davranabileceklerinden endişe ediyordu. İşte o zaman beni aradı. Çılgına dönmüştü. Ne yapacağını bilmiyordu. Onu daha önce hiç böyle görmemiştim. Garipti. Liz, sanki Liz değildi. Bu tepkisi beni çok ürkütmüştü. Liz'e evime gelmesini söyledim. Biz de bu durumu konuşup seçenekleri ele alacaktık. Yazdı. Sabah olduğunda artık elinde ne yapacağına dair bir plan vardı. Nihayet boşanma sürecini başlatacaktı. Sabah evimden hoplaya zıplaya çıktı. Çok mutluydu. Seni yarın ararım dedi. Matthew, Liz'in eve geldiğini, eşyalarını toplayıp içinde dizüstü bilgisayar ve telefonun da bulunduğu bir çantaya tıkıştırdığını ve gittiğini söyledi. Daha sonra Liz'in ortak hesaplardan yaklaşık $1000 çektiğini de fark etmiş. Matthew, 13 Ekim 2014 Pazartesi günü bankadan hesabında işlem yapıldığına dair bir mesaj alır. Banka bir avukatlık bürosunun hesabından $2600 çektiğini bildirir. Steven büroyu araştırdığında aile hukuku avukatları olduğunu ve Liz'in az önce hesabı boşaltıp parayı bir aile hukuku avukatına verdiğini anlar. Ayrılmaya ya da çocuklarını oradan almaya çalıştığını düşünür ve hemen 911'i arar. Merhaba. Eşimin çocuklarımı benden almaya çalıştığından endişe ediyorum. Tamam. Kişisel kredi kartımı almış ve bana karşı avukat tutmak için kullanmış. Ortak banka hesabınızdaki tüm parayı çekmiş mi? Sadece 15 sent falan kalmış. Hala çocuklarımla birlikteyim ama onun
Ne yaptığını bilmiyorum. Eğer geri dönerse de bir sorun yaşanırsa o yanınızdayken bizi tekrar arayın. Tamam. Liz'in pazartesi günü avukatla görüşmesi gerekiyordu. Salı günü de kayınvalidesi gelecekti. Pazartesi günü ondan haber alamadım ama pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısına doğru Liz neler oluyor bla bla diye bir mesaj attım. Sonra Matt'i aradım. Matt'e Liz'den haber aldın mı diye sordum. O da ben de çok endişeliyim ondan haber alamadım. Dünden beri de görmedim dedi. Kendi kendime ona kötü bir şey olmadı deyip duruyordum. Gittiği yerin ve yaptığı şeyin mantıklı bir açıklaması olmalıydı ama yine de polisi aradım. Nathan endişeliydi çünkü Liz'in onunla iletişim kurmaması alışılmadık bir durumdu ve bu yüzden kayıp ihbarında bulundu. Ertesi gün dedektif Parga evlerine gider ve Matt'e evinizin tamamını aramamda sakınca var mı diye sorar. Matt de sakıncası yok der. Bir süre sonra Matt'ten DNA örneği ister. Matt de kabul eder. Hayır avukatımı ara defol git buradan da diyebilirdi ama o hayır. Liz kayıp tabii ki örnek alabilirsiniz. Size nasıl yardımım dokunur lütfen söyleyin der. Dedektifin istediği kadar kalmasına izin verir. Lütfen iyi araştırın çocuklarının annelerine ihtiyacı var der. Ayrıca Matt bir bavulun kaybolduğunu, Liz'in de evlilik dışı bir ilişkiyle yeni bir hayata başladığını ve bu yeni hayatının onu ve çocuklarını içermediğini söyler. Liz kaybolduktan bir ay sonra Matthew çalıştığım People dergisine bir röportaj verir. Artık sabredecek gücünün kalmadığını. Ondan hiç bu kadar uzun süre ayrı kalmadığını söyler. Yani muhtemelen başka biriyle kaçmış olan, dengesiz karısını arayan çılgın bir koca gibi davranır. Birkaç gün sonra biri Liz'i evinden 400 metre ötede bir futbol sahasında şaşkın ve sersemlemiş bir halde gördüğünü söyler. Ona çok benzeyen bir kadının Kuzey Carolina'ya giden bir Greyhound otobüsüne bindiğinin ihbar edildiğini hatırlıyorum. Onu havaalanında görenler olmuş. Sonra ses çıkmadı. Liz'in gerçekten gitmiş olabileceğini hissediyordum. Liz, annelik ve eş olmakla başa çıkamayan bir kadının hikayesini yazdı ve çekip gitti. Yani başaramadı. Tam bir fiyaskoyum. Kötü bir film gibiyim. Brooks'u terk ettim. Küçük kızımı bıraktım ve o kabustan çıktım. Hayatımdan çıktım. Bu onun içinde bulunduğu hayatı anlamlandırmaya çalışan, çalkantılı bir hayat yaşayan ama mutlu olmak isteyen bir kadın olduğunu gösteriyor. Ama mutlu değildi ve olması da çok zordu. Bundan bıktım. Herkesten bıktım. Ama daha çok tamamen ve bütünüyle kendimden bıktım. Aklımdan intihar edebileceğine dair düşünceler geçiyordu. Olasılıklardan biri buydu. Borderline kişilik bozukluğu teşhisi konmuştu. Borderline kişilik bozukluğu düşüncelerinizi, hislerinizi ve diğer insanlarla etkileşime geçme şeklinizi etkileyen bir durumdur. Belirtileri arasında duygusal olarak dengesizlik, üzüntü verici düşüncelere sahip olmak ve düşünmeden hareket etmek yer alır. Çoğu zaman BPD'li kişiler kendi kendilerini tedavi etmek için madde kullanımına başvurur. Sağlığınıza, sağlığınıza. Sağlığınıza. Çok fazla içiyordu.
İçen başka anneler de vardır mutlaka ama bu illaki bir sorun teşkil etmez. Ama yasaklı madde kullandığına dair söylentiler de ortaya çıktı. Kullandığı maddelerin çoğu reçeteli ilaçlardan oluşuyordu. Çoğu. Kesici olarak tanınan biriydi. Birkaç kez kazara kendini derin şekilde kesmişti. Kazara. En son kollarının sargılı olduğu zamanı hatırlıyorum. Bunu daha önce intihar girişiminde bulunmuş biri söylüyor. Bunu duydum. BPD'li kişilerin kendilerine zarar vermeleri alışılmadık bir durum değil. Liz, faça atma konusunda şaşırtıcı derecede açık sözlüydü. Kolları yara bere içindeydi. Normalde Liz'in kesikleri yüzeysel sayılırdı. Ama bu olayda yüzeysel bir kesik atmamıştı. Bileğini çok derin kesmişti. Büyük bir atar damara denk gelip gelmediğini bilmiyorum ama çok kan kaybetmiş. Donanmada ilk yardım eğitimi almış olan Matthew hemen müdahalede bulunmuş. Turnike işlemi uygulayarak yarayı sarmış ve karısının hayatını kurtarmış. Liz çok hassas bir kadındı. Sevgiye ihtiyacı vardı. Gerçekten çok ciddi akıl sağlığı ve yasaklı madde bağımlılığı sorunlarıyla boğuşuyordu. Ve insanlar bu durumdayken gerçekten her şeyi yapabilirler. Elizabeth Sullivan'ın 3 gün, 5 gün, 1 hafta ya da 2 hafta boyunca kayıp olması anlaşılabilir. Ama bu süre 1 aya, 2 aya, 6 aya, 1 yıla uzuyorsa sorun var demektir. Bu noktadan sonra herkes tamam öldü diye düşünür. Tanıdığınız biri tarafından öldürülme ihtimaliniz yüksektir. Düşününce aklıma 3 kişi geliyor. Matt, ben ve Steven. Bizi araştırmaları gerekiyordu. Bir gün işe gittiğimde 2 dedektifin beklediğini gördüm. Kendimi şüpheli gibi hissettim. Bu beni çok sinirlendirmişti. İşte buradayım memur bey, sizi arayan bendim dedim. Gerçekten sinir bozucuydu. Matthew Sullivan yalan makinesi testine girmeyi kabul etti. İncelemenin sonunda yalan makinesi uzmanı onun yalan söylemediği sonucuna vardı. Liz'in Steven Sutton'la ilişkisi olduğunu biliyorduk. Onunla iş yerinde iletişime geçtik ama bizi anında geri çevirdi. Sonra tekrar denedik. Onu evinde tekrar ziyaret edip orada bulunma sebebimizi anlattık ama Steven bizimle konuşmak istemedi. Avukatını bize yönlendirdi. Steve anında avukatını aradı. O da bütün iyi Amerikalılar gibi tüm gün telefonunun başında bekliyor, birilerine mesaj atıyor, telefon ediyor, GPS'le bir şeyleri izliyor, uygulamalar kullanıyor ve telefon görüşmeleri yapıyordu. Ayın 13 akşamı saat 19.30'dan ayın 14 akşamı saat 19.30'a kadar geçen süre 24 saatti. Bu süre Elizabeth'in kaybolduğu ve Steve Sutton'ın telefonunun tamamen sessizleştiği zaman aralığına denk düşüyor. Bu 24 saatlik sürede herhangi bir mesaj atmamış ve telefonu hiç çalmamış, herhangi bir veri de kullanmamış. O gün çalışmamış. Steven Sutton'ın evini ve arabasını aramak için arama emri çıkarttık. İnsana ait numuneler bulmuşlar. Kan mı yoksa deri parçası mı pek emin değillermiş. Ama arabada bir şey varmış. Ayrıca arabanın arkasında bir de muşamba duruyormuş. Yapılan analizler bu muşambanın çamaşır suyu gibi bir maddeye maruz kaldığını gösteriyordu.
Polis Steven Sutton'ın telefon kayıtlarını incelediğinde Matthew'un numarasından kendisine çeşitli mesajlar atıldığını gördü. Mesajlarda tehdit yoktu. Oraya gelip canına okuyacağım yazmıyordu. Ama alaycı mesajlardı. Liz'le parasal ilişkimi keseceğim. Eğer onu önemsiyorsan onunla ilgilenmek zorundasın gibi şeyler yazıyordu. Polisler Matthew'un karısının Steven'la ilişki yaşamasını dert etmediğini anlamakta zorluk çekmedi. Ama Steven'ın arkadaşlık uygulamasında bulunma sebebi bu değildi. İşler iyice sarpa sarmıştı. 4 Ekim 2016, Elizabeth Sullivan'ın kaybolmasından yaklaşık 2 yıl sonra. Durum çözülmemiş vaka noktasına gelmişti. Sonra köpek dolaştıran biri San Diego Körfezi kıyısında yürürken kayalıklarda Liz'in cesedine rastlar. San Diego polis memurları bu kişinin uzun süre önce öldüğünü belirtse de adli tabip DNA ve diş kayıtları aracılığıyla kimliğini doğrulayana kadar cesedin Elizabeth'e ait olup olmadığını resmi olarak öğrenemedik. Dedektif Collier benimle iletişime geçti. Biliyordum, yani ekranda bir numara belirdi ve telefondaki Nathan dedi. Ben de biliyorum. İlk olarak acaba ceset ne durumda diye düşündüm. Çünkü bize çok şey söyleyecekti. Ciddi bir çürüme söz konusuydu. Ama sonuçta adli tabip gövdesinin orta kısmında keskin bir cisimle, muhtemelen bir bıçakla açılmış en az 5 bıçak yarası olduğunu tespit etmeyi başardı. Artık öldürüldüğünü kesin olarak biliyorduk. Elizabeth kaybolduğu günden neredeyse 2 yıl sonra Körfez'deki bu kayalıklarda bulunmuştu. Temel olarak cesedi bulduğumuzda en baştan başlarız. Yani soruşturmanın en başına geri döneriz. Artık öldürülüp Körfez'e atıldığını çok iyi biliyorduk. Herkes şüpheliydi. Bu cinayeti kimin işleyebileceğini düşünüyorduk. Matthew Sullivan mı, Steve Sutton mı? Matthew hayatına devam etti. Yeni bir kadınla çıktı ve kadın onun evine taşındı. Elizabeth kaybolduktan sadece birkaç ay sonra Kayla onun yanına taşındı. Kayla ile bir aile kurdu. Bu durum bizim için biraz endişe vericiydi. Hepimiz bunu kuşkuyla karşılamıştı. Aynı anda hem karımı çok özledim, onu geri istiyorum diye röportaj verip hem de başka bir sevgili aramazsınız. Bu tehlikeye işarettir. Soruşturmamız sırasında Steven'ın arabasında kan izine rastladık ama bu kanın Elizabeth'e ait olduğu doğrulanmadı. Kanıtlar Elizabeth'in kayboluşunda onun bir rolü olmadığını söylüyordu. Aynı zaman diliminde Matthew'un ailesini ülkenin diğer ucuna, Maryland'e taşıdığını da öğrendik. Matthew'un bu olayla bizi inandırmaya çalıştığından çok daha fazla ilgisi olduğu bizim için son derece açıktı. Bu olaydaki odak noktamız artık Matthew Sullivan'dı. Bu
Bu noktada üzerinde durduğumuz şey, Amerika'nın öbür ucuna taşındığı için cesedi kayalıklara atmış olduydu. O noktada evi yeniden aramak için elimizde pek çok sebep vardı. Liz'in odasındaki halıyı kaldırdığımızda halının altındaki zeminde kocaman bir kan lekesine rastladık. Artık onun Elizabeth'in kanı olduğuna ve suç mahallinde bulunduğumuza kesin olarak emindik. Çatı katındaki bazı kirişlerin kırık olduğunu fark ettik. İşte davanın en önemli keşfini yaptık diye düşündük. Daha sonra yalıtımı kaldırdık ve askeri tip bir bıçak bulduk. Laboratuvarımızda yaptığımız incelemeler neticesinde evde bulduğumuz bıçağın sapında Liz'in kanıyla Matthew Sullivan'ın DNA'sına rastladık. Cinayet silahımızı bulmuştuk. Matthew ve Elizabeth'in 13 Ekim 2014 gecesi kavga ettiğini varsayıyoruz. Liz boşanma davası açmıştı. Matthew'u terk ediyordu. Matthew'un tepkisi sert olmuştu. Elizabeth korkuyordu. Matthew'un Elizabeth'in odasına girip onu bıçaklayarak... Hayır yapma! ...öldürdüğünü düşünüyoruz. Cesedi çok kalın bir naylona sararak dondurucuya koymuş ve hayatına devam etmiş. Sonra cesedi dondurucudan alıp tavan arasına taşımış. Önce Matthew Sullivan'ın ailesi buraya taşındı, sonra geri döndüler. Ardından Kayla yanına taşındı ve bir aile kurdular. Bize göre Elizabeth'i öldürmüş ve 2 yıl boyunca o evde ölü olarak saklamıştı. Ve tahminlerimize göre donanmadan ayrılıp Kayla ile birlikte doğuya taşınacağı kesinleşince o cesetten kurtulmaya karar vermişti. Cesedi San Diego Belediyesi'nin tedarik ettiği çöp kutularından birine koyup cadde boyunca iterek körfeze götürüp attığını düşünüyoruz. Tutuklandı. O noktadan sonra mahkeme sürecini takip edip onun mahkum edilmesini sağlamaya çalıştık. Kadının bir süre aile içi şiddete maruz kaldığını, kocasının onu darp ettiğini ve polise bildirilmeyen çok sayıda saldırıya uğradığını düşünüyoruz. Liz, yaşadığı aile içi şiddeti gelip bana anlatırdı. İlk anlattığı olayda, Matthew, Liz'i omuzlarından tutup buzdolabına doğru itmiş. İkincisinde, ona bir tuğla fırlatmış. Üçüncü olayda ise, onu itip çocukların kitaplıklarından birine doğru savurmuş. Bu olaydan sonra Liz evime gelirdi ve her geldiğinde de, ya bir yeri morarmış, ya dudağı patlamış falan olurdu. Genelde birileri öldürülmeden önce aile içindeki şiddetin giderek artacağını düşünürsünüz. Bu ufaktan başlar. Sonra yumruk atılır. Ardından iş hastaneye gidecek boyuta ulaşır dersiniz ama hiçbir zaman o noktaya gelmedi. Yani o noktaya gelseydi mutlaka bir şeyler yapardım. Ayrı yatak odaları, aile içi şiddet, aldatma. Bunlar krizdeki bir evliliğin ayırt edici özellikleridir. Bu tür cinayet soruşturmalarında mahkemeye çıkarken neler olacağını asla bilemezsiniz.
Bayanlar baylar, bu davada bir denizciyle evli, gizli bir hayatı olan, dengesiz kararlar alan ve kendini jiletleyen bir kadın fikriyle çelişen tek bir kanıt bile göremezsiniz. Liz riskli davranışlarda bulunmuştu, evlilik dışı bir ilişki yaşamıştı. Dolayısıyla tüm bunlar jüri üyelerinin zihninde makul şüpheye yol açabilecek şeylerdi. Ama yine de tüm bunlar mahkemeye sunuldu, sunulmak zorundaydı. Çünkü hikayenin bir parçasıydı ama aynı zamanda Matthew'un onu neden öldürdüğüne dair hikayenin de bir parçasıydı. Çünkü Liz onunla mutlu değildi. Matthew bir tacizciydi ve onu kontrol ediyordu. Bu olayın tüm özü aile içi şiddete dayanıyor. Ve Liz bunun kurbanı oldu. Jürideki bir kişi bile bu olayı Matthew'un yaptığına inansa yeterli olacaktı. Jüri üyeleri olarak adı geçen davada sanık Matthew Scott Sullivan'ı ikinci derece cinayetten suçlu bulduk. ...16 yıldan az olmamak üzere müebbet yedi. Kaliforniya eyaletinde cezanın tamamını çekmek zorunda bile değilsin. İlk kez suç işlemiş ve bir donanma görevlisiydi. Yani büyük ihtimalle 10 yıl sonra falan çıkar. Benim tanıdığım Liz damgasını vurmak istiyordu. Tanımak istiyordu. Hikayesinin bilinmesini istiyordu. İnsanların onun orada olduğunu bilmesini istiyordu. Bunu konuşmak zor da olsa, tanıdığım Liz, insanların Matthew'un ona ne yaptığını ve onun nasıl bir insan olduğunu bilmesini isterdi. Tek bir cümleyle açıklarsak, o gelmiş geçmiş en havalı hatundu. Acı gerçekleri bilmek ister misiniz? Kocam istismarcı bir psikopat. Bir ilişkim oldu ve şimdi unutmak istediğim her şeyi geride bırakıyorum. Emily hariç. Onu asla unutamam. Son.